Şimdi bizim seçimiz önümüze bir şey gelecek Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir e, böyle uzun uzadıya herhalde bir. milletvekilliği için o bir uzun de, ha, uzun öbürü zaten kısa Dört belli kişi. Muharrem İnce e, Kemal Dört Kılıçdaroğlu e, Tayyip Erdoğan ve Sinan, Sinan. Oğan. onlardan birine basacağız mühürü öbüründe ise o uzun uzadıya şimdi herkese benim kendi arkadaş çevremde inşallah. bile bir şey var şimdi şeyi görmediğimiz için o mesela Millet İttifakı'nın Altında partiler yer alacak. Deva gelecek. Onların logosu yok. Sadece Millet var. Hayır hayır var var. Dur. Kolon var ya Millet İttifakı. Evet. O kolonun içinde hepsi var. Hepsinin logosu var orada. Bak şimdi orada iki şey var. Ha. Dur iki şey var orada. Madem onu izah edeyim izleyici için. Şimdi geldi kolon Millet İttifakı diye yazıyor. Evet. Millet İttifakı'nın içinde yer alan partiler var ve orada iyi Parti yok o ittifak. O iyi Parti ayrı giriyor. Ayrı logoyla giriyor. Şimdi ne oluyor? bir partiyi tercih ediyorsan orada diyelim ki devayı tercih ediyorsun değil mi? Mührü devaya basacaksın. Şimdi şöyle düşündün. Mührü devaya bastın. Yukarıda çıktın. Millet İttifakı'ndan da oraya da bastın. Evet. Yanlış oldu. hayır olmadı. Ha. Sayılırken o oy Millet İttifakı olarak sayılıyor. Parti olarak değil. Eğer parti kazansın istiyorsan, parti çoğunluklu olduğu istiyorsan Partinin olduğu, amblemin olduğu yere basacaksınız. Tamam. O zaman ama Millet İttifakı'nın içerisinden bir partiye gönül vermiş isen basacağın Millet İttifakı olmalı. Ama şu hani <laughs> tipe tip de oy verebilirim diyenler gidecek o zaman TİP'e verecek. tip e oy verecekler. Hı. Ama orada da şunu hesaplamaları gerekiyor. Benim bulunduğum ilde kardeşim TİP'in milletvekili çıkartma ihtimali var mı? Bravo. Yoksa maceraya Bittim. gerek yok. Hiç, e, Hiç gönlümden de gerekiyor. aman efendim ölmüyorum CHP'ye diyenler. Ama mecburen bu kadar kritik bir noktada gidecekler. Millet İttifakı'na basıyor olacaklar. Evet efendim. Veya işte da... Millet, iti... bravo. Evet. millet İttifakı, bravo. Millet İttifakı'na basacaklar. Sonra o oy sayımında tamam. o bastıkları mühür Millet İttifakı'nda hangi partiye kayacak şu anda onun hesabını yapamayız. Ha işte. Şimdi o çünkü kendi sıralamaları içinde o gidecek. On milletvekili sayısı orada 10 milletvekili işte AKP, MAKP hepsi Hı. yazılacak oraya. Hangisi çok alıyorsa ona gelecek. Sonra o ikiye i̇şte bu bölünecek. Bu yeni sistem o yeni uygulanan 2018'de de uygulanmadı çünkü bu. Dolayısıyla o bu yeni sisteme göre bölünerek bölünerek ben bayağı bununla ilgili hocam oturdum. Kötü öğrenci diyorsunuz ama gerçekten vakit ayırdım iki saat video izledim. Yani efendim, bu evet. neye göre o dağılım i̇şte yapıyor olacak? İşte ben senin katılmadığın derslerde anlattım. <laughs> tahtada anlattım efendim. Ya ben iki saatimi yedi hocam bunları anlayabiliyor olmak. En sonunda da şuraya geldim Saadet dedim. Bu kadar aritmetik yani burada çok net yani bunu ifade etmekte bence bir şey yok. E, gerçekten bu şeyi kim uyguladı? E, Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bunu arzu etti. Bu yeni sisteme dönüşü. Dolayısıyla ya daha doğrusu bu yeni e, dağılıma göre seçim sistemi onlar arzu etti. Tabii ki onlar bunu getirdiğine göre aslında güçlü olanın daha çok milletvekili çıkartmasına yönelik bir seçim Alehlerine döndü fakat güzel. Şu peki parlamento için şeyi söyleyeyim düşüncemi madem buraya evet. getirdin konuyu sorularında da vardır herhalde. Bakın efendim şimdi Cumhur Reisi meselesi ayrı bir şey. Ben iki yıldır evet. şunu söylüyorum asıl mesele parlamentoda çoğunluğu elde etmektir. Şu seçim sonucuna göre parlamentoda Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da iki tarafta çoğunluğu elde edemiyor. İki tarafta söyleyeyim sana. Sol cep hepsini koy içine solun toplam 80 milletvekili çıkarırlar. Hepsi. Evet. Geriye ne kaldı? 600'den çıkart onu 520 kalır. Evet. 520 ilk etapta %50 %50 düşün 260 260 iki tarafa koy. Bunlar içerisinden bir taraf diyelim ki 10 oldu 270 orası oldu evet. 250. Diyelim 280 oldu orası 240. Dikkat et. Evet. 301 bile çıkmıyor. Şimdi 360 olması gerekiyor. şimdi 301 ha. bile çıkmıyor. Bak 301 hmm. bile çıkmıyor buradan. Peki evet. şimdi diyecek ki izleyici ya Hoca iyi güzel söylüyorsun da orada da 80 milletvekili var Şimdi bu 80 milletvekili kısmına gelelim. Bu kısım ilk etapta düşünceye göre mecliste halkın çıkarı için yasalar teklif edildiğinde millet ittifakı bileşenleriyle birlikte hareket eder. 240 olmuş olsun diyelim ki en düşük bu olmuş olsun. 80'i koyarsan 320 olur. Ha şimdi burada bir çoğunluk elde edersin. Çata çat bir kavgaya gider burası. O ayrı bir şey. Ha, ama bazı yasalar var ki millet ittifakı getirse bile bu 80 milletvekilinin hepsi blok olarak hareket hmm. etmez. Onlar da ideolojik körlükle hareket edeceklerdir. Çünkü bu 80 milletvekilinin içinde Kürt milliyetçileri olacak, mikro milliyetçisi kardeşim, Kürtçülük yapan. Kürtçü İslamcı çıkar mı şu anda bilmiyorum ama listeye baktığın zaman bir iki kişiden çok kuşkuluyum. Bak onlar çıkar. Bir iki tane kendisinin işte liberal olduğu iddiasında olan, burnundan kıl aldırmamaya çalışan hı hı. ben de onlara da bir yanıyla da yobaz diyorum. Çünkü ideolojik körlük içinde olan herkes yobazdır kardeşim. Herkes yobazdır. Dolayısıyla burada ciddi bir çatışma olacak <laughs> Millet İttifakı'nın sonucuyla birlikte. O nedenle ha Şimdi herkes aklını başına toplasın kardeşim. Herkes bak Tayyip Bey ne yaptı? Hüdapar'ı niye aldı söyleyeyim. Hüdapar Batman'da güçlü oradan ben dedi bir milletvekili alırım. Dikkatini çekerim. Hüdapar'ı niye aldı? Geri döndü dedi ki ben burada bakayım dedi Urfa'da, Diyarbakır'da da dedi yine bu siyasal İslamcılar, bu mikro milliyetçi, bu mikro İslamcılar. Ben öyle söyleyeyim onlar da mikro milliyetçilik çünkü. Siyasal, dini görüş meselesinde. Buradan da alır mıyım hesap ediyor. En az iki milletvekilini buradan alırım. Koparabilirsem ben üçü de işte dört aday gösterdi. Hapishanedeki adamı niye çıkardı katili? Kocamış olmak nedeniyle. Dünya kadar orada generaller var. Kaç yaşına gelmişler? Hastalıklı niye onların lehinde kullanılmadı? Gerçi o bir kişinin sebebini artı üç kişi daha koydu. Tamam tabii ki hastalık nedenine, nedeniyle olmak nedeniyle anayasa hak vermiş Cumhur Reisi af edebilir ama ana sebebini Hüdapar meselesi o. Hüdapar dediğin kim ya eli kanlı Hizbullah. E peki halk bunu kabulleniyor. Onun için hani bu tarafta e, söyleyeyim H HDP millet şey millet ittifakı, ama öbür millet tarafta Millet ittifakı da. bileşenlerini yani işte biliyorum CHP'nin de öyle her şeyi çok bilen şeyleri var seçmedi. O nedenle ben artık hiç konferans vermiyorum. Hiç gitmiyorum bizim Cadde Bostan Kültür Merkezi'ne CHP'nin de. Niye? Çünkü herkes her şeyi çok bildiği için oturun kardeşim şu hesapları bir yapın. Bizim kadar sıkıntı çektiniz mi? Ben 2003 Kasım'ından 2023 Mayıs devamlı yargılanıyorum. Ya polis ya savcı ya hakim Ben, en ağır tepkiyi benim göstermem lazım. Bak biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeşim bir dakika burada bir stratejik karar vermek gerekiyor. Tam da o gün işte. Stratejik karar verme, stratejik kararı nasıl tanımlıyoruz biz? Verdiğiniz karar öteki kararlarımızı etkiliyorsa bu stratejik karardır. Hani klasik örneğimiz var ya bizim. Evlilik kararı stratejik karar mıdır? Yok. Evlilik kararı stratejik karar değildir. Çocuk yapmak stratejik karardır. Çocuğu yapar bir kadın boşanır, gider. Başka bir adamla evlenir ya da adam gider başka bir kadınla evlenir. Bak demek ki o stratejik karar değilmiş o. Ama çocuk ne? Ha ömür boyu seninle birlikte çocuk kimin için yapılıyor? Aile için değil ki. Devlet kandırıyor bütün herkesi. Çocuk devletin devamı için şarttır. O etnik kimliğin devamı için şarttır. Ama devlet o kadar uyanık ki bir de ailelere masraf ettirip çocuk baktır. <laughs> bir dakika bu başka bir yayın konusu evet. olabilir. Bu kısım hocam. Tamam. Şimdi hayır stratejik karar şey, nedir? Yani 14 Mayıs 2023 söylüyorum. zaten çok stratejik bir <laughs> karar vermemiz gerekiyor. Bütün bu anlattıklarınızdan eminim ki kafası karışık olan izleyicinin kafası iyice karıştı. Yok. <laughs> Çözümsüz Yo. bir çözüm. Yani şöyle ben, Hayır. Bence karışmadı. Karıştı. Bence. Yok, yok. Hemen düzelteyim. Hocam onu söylemek istemedim. Şunu demek istedim. Aslında ne kadar önemli ve önemli. De, e, böyle e, hesaplanılması ve atılacak adamın ne kadar e, ince ince, ince, ince hesaplanması i̇nce gerektiğini, ince. gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Onun için böyle onun kaşı, bunun gözü aman efendim şöyle de olsaydı filan gibi değil. Ya kardeşim sen hakikaten bu ülkenin Atatürk değerlerine tekrar dönüşüyle alakalı bir karar vermek mi istiyorsun yoksa tamamen karanlığa mı gömülmesini istiyorsun? Çünkü bütün bu yaptıkların tasdiki olmuş olacak bu seçim. Yani ben bir daha ekonomi yayınlarında şunu yapmayacağım mesela kendim öyle bir karar verdim 14 Mayıs'tan sonra eğer Cumhur İttifakı ile ilgili bir e, çoğunluk veriyorsa gidip bütün bu ekonomik verilerle yok kardeşim ben bunu onaylıyorum diyorsun sen zaten yani ben bütün bu aldığın ekonomik kararları benim için doğrudur ben hayatım boyunca evde almak arabada almak istemiyorum dolayısıyla hayat pahalılığının devam etmesini istiyorum uyguladığım bütün ekonomi politikaları da onay veriyorum benim için ben öyle bir kararla çalışıyorum. E, karar verilmesi gerektiğini hani böyle böyle bakan için ben de bundan sonra o zaman ekonomiyle ilgili yorum yapacaksam 14 Mayıs'tan sonra sen zaten bunun onayını vermişsin toplum olarak deyip başka bir gözlükle değerlendiriyor olacağım. Bilmiyorum ekonomi yayınları devam eder miyim eğer karar bu yönde olursa. Hocam şimdi çok sorular vardı ya ben için zaman gerçekten bir saat zaman doldurduk. Zaman sana ait ben, ben bilmiyorum ki. <laughs> bir saati ki. doldurduk şimdi böleriz şöyle yaparız. 60 şimdi ben dakika bir kere 60 gerçekten bir saat olduk. Evet ya o kadar hızlı geçti ki. Şimdi burada şöyle bir e, özellikle şu kısımla ilgili bir e, şeyim var. Söyle. E, seçimlerden sonraki dönemle ilgili yani şunu yazmış özellikle o kısmı okumak istiyorum. Bir izleyicinin böyle, böyle bir yorumla sorusu var. Seçim sonucunda diyor Erol hocamız gönlünden geçeni değil. <laughs> sizi tanıyanlar bilenler açısından. Gönlünden geçeni değil gerçekten kendi siyaset bilimi tecrübesi, ortamı iyi okuyabilmesi. Bütün bu tartışmaların odağında diyor içinden geçen değil de gerçekten bu ülkede siyasi bir değişim öngörüyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz? Efendim şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yani, takip edenler zaten biliyor da kitaplarımı okuyanlar da. Benim devlette de bu strateji alanda da yetiştirme meselem benim ikinci adamlık üzerinedir Benim bütün eğitimim öğretimi Bu ne demektir? Bu şu demektir. Birinci adama kral çıplak demek. Yani sen yanlış yapı hata yapıyorsun demektir. Onun için benim bu tür konularda hiç duyguyla muyguyla onlarla hiç işim olmaz arkadaş. Benim tek bir meselem olur. Sonuçta ben evet. bir hocayım. Doğruyu söylemek. Madem ki iktidarla para alışverişim yok. E, muhalefetten de hiçbir talebim yok. E, o zaman benim söyleyeceğim şey doğru olanı söylemek. Kimseye yalan... Çok net bir şey söyleyeyim. Bakın bir o soruya yanıt olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlar herkes oyuyla o sorunun yanıtını verecek. Vereceği oyla. Ya bu sistemin değişmesi yönünde oy kullanacaklar. Ya da bu ülkenin deminden beri anlattığımız şekliyle işte böyle devam etsin. Ne yapıyor sistem? insanları yoksullaştırarak muhtaç hale getiriyor ve kendisine oy kullanıyor. İki, cahilleştirerek ki bu cahillik yanlış anlaşılmasın. Bir insan hiç okul yüzü görmemiş olabilir ama aydınlık kafalı olur. Ama ekranlarda izliyorsunuz, benim de kaç yıllık arkadaşlarım profesör ünvanı taşıyorlar. Kendilerine de söylüyorum, yüzlerine söylüyorum zaten. Cahilin önde giden hepsi. En korktuğum da benim diplomalı cahillerdir zaten. O diplomalı cahillerden birisi de bu ülkede başbakanlık yaptı. Hem de üstelik de iktisatçıydı. Öyle böyle de değil yani. Öyle böyle de değil. Efendim yani sizin isterseniz dört üniversite bitirin. Sekiz profesörlük ünvanı alın. On altı doktora yapın. Cahilseniz cahilsiniz. Onun için en korkulacak olan mesele odur. Ben cahilleri hiç sevmem nefret ederim. Hiç sevmem nefret ederim. Yoksulluk da çok zor şeydir. Oyunu parayla satarsın. Şimdi dolayısıyla bunlar kader belirleyici meseleler. Eğer bir sonraki seçimde çocuklarınızın torunlarınızın bu duruma düşmesini istemiyorsanız, o sorulan soru da olduğu gibi oturursunuz duyguyla değil kardeşim, aklınızla karar verirsiniz. Aklınızla karar verirsiniz. Duyguya kalsa komünizm isteyebilirsin, değil mi? Duyguya kalsa bir sosyalist parti isteyebilirsin, sosyalist bir rejim isteyebilir. Duyguya kalsa. Ama bu iş duygu meselesi değil kardeşim. Bu iş matematik akıl meselesi. Aritmetik akılla hareket etmeyeceksiniz. Matematik akılla hareket edeceksiniz. Aritmetik akıl nedir? Bana kro diyorsunuz ama abi unutmayın para bende. Bu akıl aritmetik akıldır. Bu seni bir yere götürmez. Önemli olan matematik akıl meselesidir. Oturacak herkes hı hı. o soru sahibi olan arkadaşımızın sorduğu soru akıllı bir soru o çünkü soru. Kardeşim oturacaksınız. ...bakacak, önünüze koyacaksın işte... ...listeleri koyun, onu koyun, bunu koyun... ...herkes kendi Herkes çalışacak bir kere arkadaş, bu seçimde, öyle şey arkadaş, seçim değil mi? Arkadaş çalışacaksınız tabii... Evet, Çalış Benim Bak, yaptığım gibi. ...yaşayın Saadet Hanım'ın yaptığı gibi yapacaksınız... ...kafa yoracaksın... ha ...şey mi, oturun ben araştırma yapayım... ...o zaman ha, lütfen, işte. hayır Zaten, atlasın... ama hocam yani Saadet biz Hanım. araştıran, sorgulayan... Ya ...şimdi hayır, bizi izleyenler tabii ki daha olayların farkında olanlar... Bak. ...ama sokaktaki insana bunun... ...ben gerçekten son 3 yıldır... ...ekonomiyle ilgili yanlışları... ...hakikaten... E, anlatmaktan, ifade etmekten, bunu tekrar tekrar e, gündeme getirmekten yorulmadım. Ama bu kadar böyle hani zaten eğer bu sorgula, sorgulamalar yapılsaydı biz bugün bu seçim için bu kadar kadersel seçim, tarihi bir seçim e, noktasında olmazdık. Bak. E, dolayısıyla sizin tecrübenizle şunu duymak istiyor izleyici. Gerçekten e, yani biz boşa mı kürek çekiyoruz ya. Yani? Hayır efendim. Bak, hayır hayır efendim, boşa falan kürek çekilmiyor. Ben size söyleyeyim. Bakın. Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Bey alır. Bak, Kemal Bey alır. İstenilen şey nedir? Birinci turda alınması meselesidir. Bak iş ikinci tura kalırsa Kemal Bey daha açık aritmetik olarak daha açık farkla alır. Bak ikinci tura kalırsa. Mesele ikinci tura kalınmasın. Ama herkes şunu söyleyeyim. Ekranlarda söylediğim burada da söyleyeyim. Canlı yayınlarda söylediğim cümle. Aradaki fark bir buçuk puan falan filan olursa kazanılmış seçimi kaybederler. Herkes ne söylemek istediğimi anlasın. Zaten hepimizin tereddütleri Bak, var. Hayır o geceye dair çalış Ka e, sosyal arkadaş, medyanın yavaşlatılmasından arkadaş, da çok şeyin olacağını o düşünüyoruz o zaten. Zaman görüyoruz. Bu, o zaman niye Sandıkların güvenliği meselesi var. Peki muhalefet ne halt ediyor? AKP iki ay önceden bu işi bitirdi. İki ay önceden hazırlıklı. Muhalefet neredeydi? Arkadaş ben kendimi yırttım. Bak şimdi sandıklar için toplam kaç kişi ihtiyaçları var biliyor musun? Yalnızca CHP olarak söylüyorum. 400 bin. 400 bin kişiye ihtiyacı var. Sen bunları topladın mı? Bunların eğitimini verdin mi? Sen oturup bunları simülasyonlarını yaptın Gerçi mı? Gerçekten gönüllülerle sizde? ilgili yok. O, sosyal medyadan çıktığı bir şey var. Gönüllü ha. unut. Ama onlara Gönl... da eğitim verildi. Efendim adı tamam, üstünde kendi gönüllü. Partisi. Bak, tamam, adı üstünde okay. Gönüllü ya. Gönüllü. gönüllü. Abi evet. o gün gönlüm istemedi gitmedim. <laughs> gitmedim. Ondan senin işte senin. Ne diyor? Hastalandı, Hayır, gidemedim hastanede gidemedi şey oldu gidemedim tamam, Senin işte aşkın kon dedi ki <laughs> aşkın <diyorum, o>. gitme <laughs> gitmedin. Ama Hocam. ya bu bu gönüllüyle <laughs> olmaz arkadaş. Tamam, bu insanların insanlar e, evet, profesyonelce. Kaç milyon tamam. senin üyen var şu kadar. Gerçi yapabildiğim kadar ben de böyle herkes bir taşın altına elini koysun. Madem bir şeylerin bir şeylerden Peki. şikayetçiyiz, değişmesini arzu Peki, ediyoruz. o zaman bu herkes o zaman. için şunu söylüyorum ha. o zaman. Tehlikeli kısmını. Evet. Bak arkadaş birinci turda oyunu saydın mı? Çok evet. güzel yaptınız. Ne diyorsun? Sen de gittin orada. İşte gördün ıslak imza. Mühür, torbalar kapandı. İçin rahat. Hatta evet. torbanın üzerine oturdun. Neyse onlar gitti. Şimdi buraya kadar herkes evet, sonra eve geri döndün. İşte ne içiyorsan koydun kafana göre. Ayaklarını uzattın. Seçimin sonuçlarını. İlk tur baktın, a örnek veriyorum, oy hmm. verdiğin parti kazanmış. Şıkıdım şıkıdım oynuyorsun. Yarım saat sonra ya da bir saat sonra bir altyazı geçiyor. AKP hmm. ya da MHP ya da işte öteki partiler. Falanca yerdeki seçim sonucuna itiraz ettiler. Oradan sonraki sayım nasıl yapılıyor? O ne olacak ikinci torba meselesi? Hepimizin kaygılandığı konular. Hiç kimse konular. Evet. Arkadaş, hiç kimse bu kısmını konuşmuyor. Konuşun bu kısmında, ekranlarda ben söylüyorum. Konuşun bu kısmında, bu kısmında anlatın. Ne olacaksa o birinci turda orada, değil. Ayrıca Hüdapar'ın, Hizbullah'ın egemen olduğu yerlerde, o sandıkların olduğu yer. Nasıl gireceksiniz siz o torbaların olduğu yere? Girin bakayım oraya. Girin bakayım oraya. Omuzu yiyeceksiniz. Ne yapacaksınız orada? Vazgeçtim ya Bağcılar'da yap bakayım. Bağcılar'da yap bakayım. Ha, yani bütün bunlara çok hazırlıklı olunacak. İyi Partisi, Saadet Partisi, Devası herkes CHP'den beklemesin kardeşim. Bu bu ne biliyor musun? Bu gerilla harbi. Askeri terminoloji kullanayım. Bu gerilla harbi. Burada doğru düzgün gelecek savunmanı falan doğru düzgün yapacaksınız arkadaş. Aynen nasıl Cumhur İttifakı daha önceki seçimlerde hı. yaptı o savunmaları. Yapacaksınız, edeceksiniz. Ondan sonra gönlünüz rahat olacak. Var mı başka sorun? İzleyici olur peki efendim. <laughs> bir iki tane kısa kısa sonra ee, hakikaten böyle vakti nasıl doğru yönetemedim şimdi bugün böyle sizi dinlerken. Ne yapalım o zaman çok hızlı ben sana geçti. söyleyeyim dur ne yap biliyor musun? Böleriz. <laughs> dur ha yaşa. Böleriz onu yapıyorum. Bölüm 1 bölüm 2'de. Bölüm 2 yapacağım artık öyle, öyle. öyle. Kısa kısa çünkü gerçekten şöyle e, Hüda Apar hakkındaki e, özellikle düşüncesini merak söyledim. ediyorum e, diyen izleyicisi var Hayır, Söyledim bir Hüda Apar. Doğrudan doğruya kardeşim şeriat, şeri sistem, şeri sistem böyle bir rejim istiyor. Bu cumhuriyetle kavgalı Atatürk'ün düşmanı, bu çağdaşlığın modernleşmenin düşmanı Hüdapar'ın. ya adamlar laflarını hı hı. sakınmıyor ki istediklerini söyle. çok netler adamlar. Ayrıca Hüdapar dediğine gayet evet. tabii ki Hizbullah, Hizbullah eli kanlı katil. Düşünün bu orada ne oldu? Gaffar Okan emniyet müdürünü öldürdüler yahu. Onun yanında da işte belliğim yanıltabilir beni. Hı hı. beş polis galiba şehit oldu Gaffar Okan'la birlikte. E ne o? işte herkes düşünecek. Hüdapar ne? Hizbullah ne? ne demek? Sen PKK PKK diyorsun. Hizbullah'la PKK diyorsun. arasında ha. ne fark var? Ne fark var? Tamam. Şeyle e, HDP HDP ile efendim Hüdapar arasındaki fark orada ikisinin arasında bir fark var amaç hedef açısından söylemiyorum. İşte onların da içinde bir takım zırvalayan nasıl diyeyim size ben artık aklını yemiş delirmiş milletvekili adayları var. Sanıyorlar ki bu ulusal üniter devleti bölebilir, işte özellik yapımı, akıllarını yemişler, akıllarını yemişler. Taşıdıkları şeyleri gördüm afişleri afişleri. Bir türlü Türkiye Partisi olmayı beceremediler. Tamam onların içinde de var aynı Hüdapar zihniyetinde olanlar ama tabii HDP'nin kendisine baktığın zaman seküler. Onlar yani Seküler dünya görüşü hı hı. evet ama bu taraf hüdaparı öyle değil kardeşim hüdaparı öyle değil. Onun için hani nasıl bakacağım diyorsanız baksınlar ama PKK'yla Hizbullah arasında ne fark var diyorsanız hiçbir fark yok. Hedef amaçları açısından ha, görüşler başka bir şey. Şöyle bir soru gelmiş zamanında Ergenekon'dan e, vesaireden kaynaklanan sebeplerden dolayı e, kopan genç subaylar yeniden dönmesi mümkün olur mu demişler. Şöyle bir şey var Değişim orada anladım şöyle bir şey var. Okullar açılırsa biz de onu kendi aramızda çok tartışıyoruz biliyorsun ben de hmm. eski bir subayım. Evet. Hocayım Harbokul. En son Harbokul'da da işte Biliyorsun en son Deniz Müzesi'nin müdürüydüm. Ayrılıp yurt dışına gittiğim zaman Avustralya'ya gittiğimde şöyle bir şey daha dün aynı konuyu konuştuk. Hatta sordular sokakta çevirdi sordular bana. Dediler ki böyle böyle harbokullar işte yeniden okullar açılırsa hoca olarak davet edildiğinde giden gayet tabii ki gideceğiz. Gayet tabii hmm. ki gidilecek. Hoca uzaydan getirecek halleri yok ki askeri okulların hocalarını. Zaten eğer seçimin sonucu Millet İttifakı Bileşenleri lehine sonuçlanır Kemal Bey'in. Zaten biz çok ısrarla bastıracağız askeri liselerin yeniden açılmasını. Harp okundaki yapının değiştirilmesine, Yani ta bu Ergenekon balyoz askeri casusu gibi ahlaksızca bağışlasın izleyicilerini ne olur. Alçakça düzenlenmiş o senaryolarla yok edilmiş yıkılmış bak silahlı kuvvetleri ne hale getirdiler. Bunun yeni, yeniden toparlanması kaç yıl sürer? Kaç yıl biliyor musun? Minimum 25 yıl. Bak minimum 25 yıl. O gün başlasak diyelim ki 15 Mayıs başlangıç olsun 2023. 15 yıl koy 2038. Yani 2008 önce var. 2008 öncesi 2007 itibariyle oraya kadarki olan yapının kurulabilmesi için. Hele deniz kuvvetleri 25 yıldan 30 yıldan önce toparlanamaz. En azından hmm, ekonomiye dair ben derim ki bir 6 ay bir sene içerisinde bazı şeyler Hayır hukukta şöyle en bir şey. En azından onu da Dur Onu söyle evet. hukuk açısından söyleyeyim. Evet. Değerli arkadaşlarım hukuk meselesine gelince 29 dakikada hukuk toparlanır. 30 dakika değil. 29. dakikada hukuk meselesini çözerseniz. 5 madde var. Hemen onları ilan edersen o çözülür. E, sizi baya iyi takip ediyor galiba ama şöyle bir eleştirisi var. Daha evvel siz Canan Kaftancıoğlu'nu çok eleştirmişsiniz. Eleştirdim. Ee, dur önce onu söyleyeyim. Ha. Dur hemen onu niye eleştirdiğimi söyleyeyim. Evet. Çünkü ne dedi o? Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganına evet. dedi karşıyım. O dedi militarist bir slogandır. Ben de o zaman şunu söyledim. Canan, Çünkü önceden evet. de tanırım ve sempatim olan da hala sempatim olan birisi. Aha. Dedim ki siz tıp doktorusunuz. Verem Savaş Derneği ifade. E, savaş tamamen militarist. Peki onu nasıl kabul ediyorsun? Bak şimdi. Bizde bir tak bizde bazı entelektüellerin böyle iş güzarlıkları var. Canan Hanım'ın yaptığı gibi. O zaman öyle bir cümle kuracak ya. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ya ne demek Mustafa Kemal'in askerlerisiniz tabii. Kimin askerisiniz siz? Siz Amerikan'ın askerimisiniz. misiniz? Emperyalizmin askeri misiniz? Sözüm ona işte kendisi sosyalist falan olduğunu iddia ediyor Canan Hanım. Kimin askerisin sen? Ya sen bir de kadın. Yahu kadın sizin önünüzdeki rol model sizin önünüzdeki deniz feneri Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınsın. Kadınlar için layıklığı al. En çok kim ceza çekecek siz çekeceksiniz. Erkeklerin ne umuruna ya? Erkeklerin ne umuruna kardeşim? Ve sermayedarın ne umuruna bence şu Tabii andaki işte süreçte. Ama şunu yani. söyleyeyim Canan. O beni izleyenler için evet. de söyleyeyim biliyorlar. İstanbul seçimlerinde hep söyledim Canan Hanım dedim burada en ha. önemli faktördür. Tabii. Kazanılması anlamında Kesinlikle. diyor ki hani Hanım'ı eleştirdiniz ama İstanbul seçimleri kazanması çok söylüyorum. önemli bir önüstenmişti. Evet. Dolayısıyla siz hakkını teslim ediyorsunuz. Orası okey. Şöyle canım. şöyle bir e, soruyu hemen geçiyorum. E, ne olur Erol sorar mısınız? Gerçekten bu halk neden gerçekleri göremiyor? Var mı bir tespiti? Var Halk tabi. neden gerçekleri göremiyor? Var tabii bir. Şimdi bu birincisi şu, Osmanlı'dan itibaren uygulanmış ekonomik sistem, yani bizim bir burjuvazinin yaratılamamış olması, Burjuvazi yaratılamadığı için endüstri devrimi yapılamadığı, yani karşısında bir proletarya. böyle bir sınıf çıkmadı sonuçta bir sınıf temelli mücadele olmuyor. Siyasi partilerde sınıfsal bir eksen üzerine oturmuyor. Nasıl bir eksen üzerine oturuyor? Entelektüel bir eksen üzerine oturuyor. Madde 2. Türk toplumuna geri dönüp baktığınız zaman bu toplumun %75'i muhafazakardır, tutucudur, işte sağcıdır. Bir kısmı zaten radikal, marjinaldir. Geri kalan %25'lik kısım işte bir şeyleri tırmalamaya çalışan. Madde 3. Biz küçük çıkarcıyız halk olarak. Madde 4. Çıkarlarımızı toplumun çıkarlarının üzerinde tutarız. Madde 5. Eğitim öğretim sistemimiz nedeniyle bizim ortalama olarak eğitim öğretimimiz dördüncü sınıfa kadardır. Toplumun büyük gene, geneline baktığında diplomalılar dahil, hep söylüyorum işte ben akademik dünyası da dahil olmak üzere, büyük bölümüyle cehaletin sürdürülmesinden yanayız. Siyasetçiler açısından baktığınız zaman, hele şimdiki siyasal iktidar, AKP, tepeden en baştan en aşağıya kadar, bir eğitim öğretimliğe düşman, diplomalıya düşman, doktoruna bile düşman oldu. Giderlerse gitsinler dedi işte Erdoğan şimdi de diyor ki gelsinler nasıl gelecekler? Arkadaş geri dönüp mühendisine düşmansın, hocasına düşmansın, öğretmenine düşmansın. Ana sebebi ne? Köy kapatıldı? Öğretmen düşmanlığı. Kim kapattırdı? Toprak ağaları kapattırdı. Hangi parti döneminde kapandı? Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. Cumhur reisi kimdi? İsmet İnönü. Başbakan kimdi? Şemsettin Günaltay. Ordinarius profesör doktor. Milliyetin bakanı kimdi? Şemsettin Reşit Sıra. Bilmiyor muydu İnönü bunun her ikisinin de muhafazakar olduğunu, her ikisinin de karşıt olduğunu. Niye yaptı biliyor musun? Çünkü Demokrat Parti 46 seçiminde dini istismar edilerek oy topladı ya ben de köy kapattırırsam Kinyas Kartalı din, ne olur rica edeyim sevgili izleyiciler. Kinyas Kartalı YouTube'da dinlesenize bak ne anlatacak size. Kapattın. Ne oldu sonuç? Köy ensülerini kapattın İşte bu hale geldiniz. En önemli cumhuriyet projesiydi. Ben bir köyün sülü babanın oğluyum. Onun için dolayısıyla hani bugün biz... Bir günde olmadığı bütün bu sürecin getirdiği noktanın neticesini yaşıyoruz. Efendim süreç Yok, unutmayınız. AKP iktidara geldiğinde senin iş adamların, TÜSİAD'ın işte senin o tanıdığın şahsiyetler ne diyorlardı uzun bir zaman. Çok para kazanıyoruz biz. İşte AKP bilmem... Allah cezanızı versin sizin kazandığınız para. Ne Bunda oldu? En, en çok eleştirenlerden biriyim hocam hiç merak etmeyin. Şimdi ihracatçı kurdan evet. dolayı dert yakınıyor ya. Niye biz, yakınıyorsun? Biz Merkez Bankası'nda %40'ını dövizde tutuyoruz ama işte ihracatçının üzerine çok geliyorsunuz ama vakti saatinde... Sermayedar olarak da bazı noktalarda itirazlarını Tabii. dile getirmeleri gerekiyordu. Onun için ben demin, eleştiriyorum. Demin de, hayır başka bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü eğer bu iktidar varsa medya hep söylediğim için söylüyorum. Bunun en başında oturan kimdir? Doğan Medya Grubu'dur. Aydın Doğan ve o Aydın Doğan'ın altında tuttu. O genel müdürleridir. Bir kere en büyük suçlu sizsiniz. Hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın. Net olarak sizden seçim sonucuna dair tahmin bekliyor izci Arkadaş söyleyeyim bak. Söyleyeyim daha henüz benim beklediğim bir araştırma o şirketlerden. Gelecek sonuç rapor çünkü ben onu anlıyorum kimlerin evet. çünkü daha önceki seçim için cumhur reisi seçimi için sonuçları geldiğinde %53.2 ile Erdoğan kazanıyor dediğimde Muharrem'e karşı oradan biliyor izleyici ne oldu ne bittiğini o bekliyorum o araştırmanın sonucunu. Ne zaman bekleşir net sizin kafanız? Be ben, benim kafam ne Hayır benim ha, kafam ha, ne? Tamam. Tamam. O sonuca göre. Söyleyin hayır, hayır ben, benim şu anda da benim, benim evet. kafam ne? Bak cumhur reisi seçimini Kemal Kılıçdaroğlu alacak alacak. Marifet birinci turda alınması. Ha, neye bağlı diyorsan Sinan Oğan, Muharrem İnce oyunun Destek. aritmetik hmm. toplamına bağlı. Aritmetik. Evet. Ha, çok açık söyleyeyim Muharrem İnce yüzde bir buçuğu görürse tanrısal mucize olmuş demektir. Yüzde bir buçuğu görürse. Sinan da üç aşağı beş yukarı tekrar bak o çocuk çok kıymetli bir çocuk. O da üç aşağı beş yukarı o da o kadar olur. O da o kadar olur. Tayyip Bey öldür Allah. Bak öldür Allah. Yüzde 45 maksimumdur. Öldür abi yüzde 45 maksimum bulamayabilir. Bak bulamayabilir. Dolayısıyla yüzde 51'i e mümkün değil. Evet. 40 ile 45 arası Tayyip Bey'i burada bir yerde göreceğiz. 40 evet. Şimdi Kemal Bey açısından mesele Sinan'la işte İnce nin İnce nin oylarının göre. toplamı. Oradaki aritmetik mesele. Ha onların oylarının toplamı 5 olursa çıkacak olan sonuç bellidir. Buraya 45 koyarsan geriye 55 kalır. 5 e oraya gidersen sonuç 50 olur. 50 artı 1'e ihtiyacın var. Burada sıkıntınız var demektir. Dolayısıyla bu her ikisinin oyundan aşağıya kayacak olanlar da birlikte bak söylüyorum. Birinci turda oldu olma diyelim ki eğrisi doğrusuna denk gelmedi. İkinci, ikinci turda Zaten iki neredeyse, neredeyse Kemal Bey 10 puan farklı alır. Ama hı. söylüyorum bak benim için, iki yıldır anlatıyorum, benim için önemli olan parlamento, parlamento, parlamentoydu. Parlamentoyu beceremedi, başaramadı Millet İttifakı. Ne yazık ki başaramadı. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer 367 alsaydı Millet İttifakı, Erdoğan da Cumhur seçilmiş olsaydı ne olacaktı biliyor musun? Erdoğan Tabii saraya ki. çay kahve bile alamayacaktı. Tamam. dolayısıyla zaten... Parlamenter sisteme dönüş açısından anayasayı değiştirecek gerekli çoğunluğu sağlamış olacaktır. Tam tersini düşünsek yani Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı'nı alıp Öbürleri, e, öbürlerini... Parlamentoyu alırlarsa darsa, klasik cümleyle, klasik laftır ya topal ördek meselesi. Gene gitmez. kendi Orada aslında büyük bunu... mücadele olacak. Aa. Bak orada büyük mücadele olacak. Herkes orada güç kavgası haline gelecek. Aynen nasıl olacak İstanbul Belediyesi? ciddi Halk bir... ekreme ha, verdi. Evet ama tuttu meclisi bu tarafa verdi. Ne oluyor? Dolayısıyla taksi, gitmiyor. Taksi kararı bile çıkamıyor. En en büyük gereksinimimiz bu şehirde. Bak onu bile çıkarttırtmıyorlar. Bunun gibi bir sürü kararları. Vali bile ne oluyor? Devletin valisi olması gerekirken hı hı. siyasetin valisi. Bununla ilgili bir tek bir cümle söyleyeyim kardeşim. Şu anda parti devleti kuruldu. Parti devleti. Parti devleti nedir biliyor musun sonucu? Çok tehlikelidir. Faşizme gider faşizme gider. Örtük faşizm açık faşizme dönüşür. O nedenle Erdoğan'ın da hayrını düşünüyorlarsa bundan sonraki hayatında arkadaş bence Millet İttifakı'na bu seçimi kazandırtmalılar. Ha, seçim Bu ikinci seçim için herkes kendi fantezisinin peşine düşsün ama buradaki mesele şimdi bu ilk yabucum, şeyi atlatalım ondan sonra hangi partide ne var e, onun dağılımlarına kardeşim, bakıyoruz bugün öyle. oraya bakacağımız noktada değiliz şimdi böyle şöyle yerini kapatmak istiyorum e, Atatürk'le ilgili bu kadar bir kere zaten hani çok hem zaten yazarlık tarafınızla da o kadar çok değerli katkınız var ki bu ülkeye Kitaplardan bir tanesi zaten e, hemen belki izleyicilerden görenler de oluyordur. Komple teorileri. Erol Müttercim'in Coğrafi Keşifler kitabını ben de aldım. Kendisine imzalı. Dolayısıyla bir tanesini izleyiciye vermek istiyorum. Böyle bir e, soru veya yorum YouTube kaydının altına kim yazarsa öyle içimden gelen eğer çok e, böyle e, anlamlı bir soru gelmişse onu bizzat Erol hocamıza da yöneltip sonra küçük bir yorumunda alıyor olurum. Bir tanesini hediye etmek istiyorum ama... Ee, yayını şöyle noktalayayım istiyorum. Hakikaten böyle sizin bu kadar e, Atatürk'le ilgili derin araştırmalarınız da var. Böyle bizim hani, hakikaten bayağı böyle stresli bir bir buçuk saatimiz geçti. Bölerek veriyor olacak muhtemelen YouTube'daki arkadaşlarım e, bir veya belki iki bölüm ayırıyor olabiliriz. Bir böyle sizi çok etkileyen bir e, Atatürk hatıratından çok etkilendiğiniz bu kadar hani inceleyen bir kişi olarak hemen böyle bir küçük hatıratla. Tabii, Yayını noktalayalım istedim. Şöyle bir şey rica edeyim. söyle Söylevi açsınlar. Bak söyle söylevi açsınlar. Söylevin ikinci. Herkes elinde kullandığı evet. söylevin sayfasına göre değişiyor Orada milletvekili olarak seçecekleri seçmeleri gereken kişilerin niteliklerinin ne olması gerektiğini orada anlatır. Dolayısıyla lütfen evet. rica edeyim onu anlatsın. Orada söylüyor diyor ki siz başınıza getireceğiniz kişilerin. Ne olduğunu iyice açın, tetkik edin diyor. Onun için zaten hepimiz bu nutuğu okumuş olsaydık Tabii, bambaşka bir ülkede oluyor olurduk. Ide Efendim işte hani demin ben Saadet Hanım'a sataşıyorum sebebi ne? Çünkü Saadet Hanım şimdi son dönem benim nutuk analizi dersinin öğrencisi de onun için sataşıyorum kendisine. <laughs> Efendim üniversitede de bunu 26 yıl anlattım ben nutuğu ders olarak. Orada onun söylediği çok çırılçıplak bir mesele var. Çok o çırılçıplak mesele şudur. Özeti şu. Ben özet olarak söyleyeyim diyor ki, seçeceğiniz kişilere şuna dikkat edeceksiniz. Ruhunu diyor, herhangi bir yere satmamış olacaklardan seçin. Seçeceğiniz kişiler diyor, halkın çıkarları için hareket etsin. Nepotizm peşinde, kendi kişisel çıkarları peşinde ya da tırnak söylüyorum cemaatlerinin çıkarları peşinde koşan değil, halkın çıkarları peşinde koşacak olan kişileri seçin. İşte Söylev de anlatır. Beni en çok etkileyen bölümlerden birisidir o. Toplam üç buçuk satırdır zaten orada anlattığı birinci kısım bu seçilecek olanlar. İkinci kısımda da yine, yine seçilmesi gereken, birlikte hareket et, parlamentoyu oluşturması gerekenlerin nitelikleriyle ilgili yine orada konuşması vardır. Üçüncüsü de en etkileyici konuşmalardan birisi, saltanatın ve bir hilafetin kaldırılması ile ilgili olan kısımdaki konuşmasıdır. Lütfen herkes açsın onları okusun. En temel yol gösterici odur. Zaten o ne diyor? En temel yol gösterici ilimdir, bilimdir. Onun dışında, bilimin dışındaki yol göstericilik arama gaflettir, dalalettir. Doğru ışık bilimdir kardeşim. İlim biliyorsun başka şey o daha çok aktarmacılık meselesi onu biz teoloji anlamındaki oradaki ilahiyatçılar anlamında kullanıyoruz ilim. Burada gerçek olan pozitif bilimdir. O da ne diyor? Ben size dogma bırakmıyorum diyor. Dedi değil mi? Sözlerinden birisine diyor. Ben size akılcılık bırakıyorum. Ana mesele şudur kardeşim. Oturacaksınız matematik akılla düşüneceksiniz. Oturacaksınız. Böyle çıkarcılık peşinde koşmayacaksınız. Bir kez daha yineleyerek söyleyeyim. Hiçbir sakıncası yok bir daha yinelememin. Böyle fantazileriniz peşinde koşmayacaksınız. Bu bir. iki kişisel egolarınızı, şişik egolarınızı da kenara bırakacaksınız. Üçüncüsü, arkadaş, bilginiz tam değilse, bilginiz net değilse şöyle hareket Yorum edemezsiniz. Yapmayacaksınız. Şöyle hareket edemezsiniz. İşte bunu dedem dedi ki amcam kodu ki işte ninem bilmem neyi söylemişti ki bu böyle bir zırvalık olmaz. Atatürk'le ilgili o kadar çok söylenen var ki yani bunu çok eleştirirsiniz. Çok eleştiriyorum. Derslerde biliyorsun. de konuşuruz. O kadar çok kitap var ki doğru kitaptan da aslında Atatürk'ü anlamak Gerçek olmayan pek çok şey var. Son dönemde daha da çok arttı tabii içinden geçtiğimiz konjektürle de alakalı. Onu da ticaret konusu haline getirdiler. Dolayısıyla evet yani hakikaten bu çok yaralayıcı. Temel değerlerde aslında buluşu olmak lazım. Şunu anladım ben bu yayında Erol Hoca ile mümkün değil 25-30 dakikalık yayın yapıyor olmak. Çünkü o kadar çok derin bilginiz var ki hem bir taraftan anlattıklarınızı can kulağıyla dinlemek istiyorum. Ama öbür tarafta da hem yayını yönetip kendi notlarımda olan soruları size yöneltmek istiyorum. E, hocam o çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapacaksın? Benim, <laughs> ben Benim gibi böyle geveze hocaları çağırmayacaksın. Ah, hocam hiç bunu söylemek için ya lütfen evet. yanlış anlaşıldım. Tam tersi şöyle canım, diyorum. Hayır e yani, Üzülürüm hocam bir de beni biliyorsunuz ben çok alıgandım be, bir e öğrencisi. Sonra ya. Hakikaten üzülürüm bundan. Şunu demek için aslında söyledim. Ya siz ya benim kalbimi biliyorsunuz. Ben de anladım şundan, izleyici zaten. de anladı. Evet lütfen efendim. tekrar açıklatmayın Tabii. bana. E, efendim bunu bölümler halinde izleyeceksiniz bu yayınımızı. Ama ben özellikle zaten Erol mütercimlerin kendi YouTube kanalında takip edenler var. Haftalık gündemi de yorumluyor hocamız. İzlemek isteyenler kendisini Erol mütercimlerin YouTube yayından izleyebilirler. Ama şu tip ve işte bu seçimin sonuçlarıyla ilgili çok fazla kafa karışıklığı var. Aslında bu yayın içerisinde Erol hocamızın da böyle kalem kağıt alarak kullandığı noktalardan da hareket ederek öyle basit bir seçime girmiyoruz yani bir bunun idrakini ne olur çünkü bence daha burayı da idrak edememiş olanlar var geçmiş seçimler gibi düşünenler de var bence bu yayında en azından o kısmı daha da e, anlamış oldular hakikaten memleketimiz için hayırlı olmasın diliyorum e, sonucun değişimden yana olacağına bütün kalbimle inanıyorum e, hala ben e, bu halkımızın bu noktada e, içinden bütün bu işte ekonomiyle ilgili yaşananlar ve bütün bu süreçlerin sonunda Dediğim gibi değişim tarafında olacağını yürekte inanmak istiyorum. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar <laughs> diyerek yayını noktalamak istiyorum. Ben. Yayını da bitiremiyorum hocam. Çok teşekkür tamam. ediyorum geldiğiniz ben, için. ben teşekkür ediyorum. izleyicilerine de hem saygılar iletiyorum. Hem iyi geceler. Akşam ya gece yayınlanacak. Akşam yayınlanacak herhalde tamam, ama zaman. belki bölümler Peki. bölüm, bölüm tamam. olarak da yaparız Ne zaman yayınlanacak? iyi akşamlar ya da iyi günler dileyim. Bir şimdi bana çok sitem edecekler. Niye biliyor musun? Bütün bu YouTube yayını yapanlar... Hiç kimseye gitmiyorsunuz dur. neden? <laughs> saadete geldiniz diye. Ama Şimdi bir dakika hocam. linç edileceğim. Ne zamandan? Bir dakika ama bir dakika. Bunu hemen itiraz <laughs> Söyle. edelim. Ne kadar uzun zamandır Erol Hoca'nın bana sözü var. Evet. Ve o kadar uzun zamandır o kadar büyük bir şeyle Erol Hocam ne zaman geliyorsunuz? Ne zaman Doğru. geliyorsunuz? Gerçekten. Onun için Sözü yani. olduğu için bu yayında efendim. Doğru. Bir de ayrıca. E, yani <laughs> Yaşa, <ku> beni <laughs> lütfen kurtar. duysunlar evet beni ama kurtar. sonra aa niye Saadetin'den Yaşa. şey, YouTube kanalına gitti demeyiniz efendim Duydunuz hocamıza. Efendim. E, hakikaten ya yani ben herhalde son 7 aydır Erol hocam ne zaman hatta şey bile artık tamam bu kısımda bence şenlikli kısım olsun YouTube kaydında yayınlasın arkadaşlar. Ben Erol Hocam'la Atatürk'ün aşkları falan gibi bir yayın yapmak istedim. Hatta hocam dedim ne olur 14 Şubat'ta yapalım. Kız dedi öyle şey olur mu dedi. hocamızın o güzel tabirleri var. Çok tatlı da hitap ediyor. Öyle şey olur mu dedi. Dedim hayır olur hocam ben bunu konuşmak istiyorum. Her şeyi konuşuyorlar ya Atatürk hakkında. Öyle bir 14 Şubat'tan beri. Yani zaten uzun zamandır yayınıma gelsin istiyorum da. <laughs> 14 Şubat niyetimiz ama. Şubat ayı zaten bunları ne öyle aşk meşk konuşacak zamanımız yoktu. Zamanımız yoktu değil çok e, tabii ki deprem gibi o kadar travmatik bir şey yaşadık ki e, dolayısıyla hiç öyle ne keyfimiz vardı ne de bunları konuşacak e, gündem vardı var. dolayısıyla Erol hocam şimdi bu şuna da gelmesin yani ben bir daha gelmem falan gibi bir şeyde de bulunmayın bak <laughs> çok lütfen rica ediyorum çünkü hakikaten çok Örneğin o kadar çok şey şöyle, var ki. Şöyle bakarız. Tamam. Senin <laughs> izleyicinin tepkisine bakarız. Hah izleyicimin Lütfen bu yayını o zaman paylaşın. Özellikle i̇zleyicinin tepkisine, izleyicinin tepkisine göre bence. Tamam. E, vakti daha böyle dediğim gibi. Toparlarsak. evet yani bundan evet. sonra karşılıklı. Belki seçimlerden sonra da hocam. Yani çok arzu ederim. İnşallah biliyorsun olsun. Biliyorsun şey yani benim olsun. kendi yoğunluğumu en iyi sen biliyorsun. Evet işte. evet biliyorum hocam. Şimdi bir de yurt dışına gideceğim bir 45 gün. Şey, seçimlerden de, sonra. Seçimlerden sonra evet. Bir de yani gideceğim orada da bir yorum falan yapacağım. Neyse. Seçimlerden sonra gündeme bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizi izlediğiniz için efendim lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve Erol Hoca'yı tekrar tekrar kanalda görmek istiyoruz demeyi unutmayın ki ben, <laughs> ben bir daha kendisine çağ ve davet ettiğim zaman hocam çok izlendi milyonlar falan deyip de davet ettiğim zaman beni kırmıyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben olsun. teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs>